Ay, oğlak erkeklerine şöyle diyeyim. Çok uzun hatlı, çok uzun boylu yapıları vardır. Güzel, küçük böyle ok gibi burunları olur. Gözler çok belirgindir, kaş belirgindir. Yanları çok açıktır mesela ya da kaşları şuraları çok gürdür. Kesinlikle de onlardan, kesinlikle onların yapacağı işaret, restoran, kafe, bar, kulüp, gece kulübü, eğlence, kumarhane, kumar işleri, yani alkol, alkolizm, uyuşturucu, her nokta dediğimiz noktada oğlakların, çünkü ticaret, her şeyi satma kafası olduğu için, yani onların eğlence hayatları tavan yapar. Eğlence ruhlarına sahiplerdir. O yüzden oğlak erkekleri eğlence dünyasına hoş geldin diyen gruptur ve eğlenceye de isim yapma merakı vardır ve markayı oluştururlar. Oğlaklar eğlence insanı, eğlen durma, iyi bir magazinci, iyi bir yönetici, ama en güzel eğlence sektörüdür, turizm sektörüdür. Onlar için en parlak dönem. Oğlak erkeği gerçekten baba olduğu zaman, yani evet burada mafyadır ama evde gerçekten baba babadır. O yüzden oğlak babası olmak da ayrı bir güzeldir. Çünkü onlar da saç dokunma, yani çocuklarının yüzünü ve alnını öpme. Bunlar da Osmanlı'ya da ataerkil bir ve gelen bir kural vardır oğlak erkeklerinde. Ve çok kurudur. İnanılmaz kurudur, biliyor musun? Eski ve gelenek ve anneanne törelerine çok aittir. Ya dışarıda heybetli durur da evde gerçekten anneanne fikirli, geçmişten gelen fikirlere çok saygılıdır. O yüzden geçmişi yad eder evinde ve çocuklarına da bu geçmişi anlatır. Oğlak erkeğinin bu özelliği vardır. Babalarına çok düşkündür. Hep anne yancısı gözükür oğlak erkekler, ama babalarının yolunda gitmek istedikleri için her zaman babaları onlar için iyi bir örnek olması gerekiyor oğlak erkekleri. Babaya çok aşıktır. O yüzden çocuklarına da o sevgiyi, babadan gelen sevgiyi vermek ister. Oğlak erkeğinin giyim tarzı, inanın, poposu düşük pantolon da giyebilir. Grand tuvalet de giyebilir. En popüler olmak istediği noktada kırmızı halıda da yürüyebilir. Oğlak evrensel bir insan. Her insana adapte olabilir. Yani sokaktakiyle sokakta olur, evdekiyle evde olur. Oğlağa yalan söylemek onun en büyük inciten noktası. Oğlak yalan söyleyebilir ama ona yalan söylendiği vakit oturduğu evi bile yakacak kadar da öfke duyar. O yüzden oğlaklara lütfen dost, eş, aileyseniz yalan söylemeyin oğlak erkeğine. Çünkü o onun kalbini ve ruhunu acıtır. O böyle şeylere ait değildir. Ve onların en büyük hayali teknenin içerisinde uyumak, teknede uyanmak. Gerçekten denize aşık oldukları için oğlak erkekleri, yelkenlisi, teknesi mutlaka ileriki hayatında vardır ve bu enerjiye de her zaman hazırdır. Fakir de olsa ileride o tekneyle balığını tutmayı sever. O yüzden oğlak erkeğiyle evlilik doğru bir karardır.